2020 online etkinliğimize hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve yeni nesil ARGE, Bilişim Teknoloji ve IEEE Öğrenci Kolu Öğrenci Kulüpleri tarafından ilk 2019 yılında düzenlenen hafta sonu teknoloji zirvesi etkinliğimiz Weekend 2020 COVID-19 nedeniyle online olarak sizlerle buluştu. Etkinliğimizin ilk konuğu FES Kampi'nin Kadın Kurucular 100 listesinde yer alan, yapay zeka alanında dünya çapında adından söz ettiren Tazi AI CEO'su, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zehra Çataltepe. Evet hocam, hemen hocamıza bağlanıyoruz. Öncelikle diyebiliyor musunuz? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Size iyi günler, bana iyi geceler. Şu anda San Francisco'dayım. Saat gece bir. Ondan sonra ama şey, hani sizlerle konuşuyor olmanın heyecanı içindeyim. İnşallah şey olur, işe yarar bir yarım saat geçirmiş olursunuz. Bugün yani sizinle paylaşmak istediğim şey aslında hem yapay zeka hem de pandemiyle ilgili. Dolayısıyla ikisi de şu anda hayatımızda olan önemli şey. Benim gördüğüm, yani ben bu yarım saat içerisinde şunları paylaşmak istedim. Bizim gördüğümüz kadarıyla, hani sadece ben değil de Tazi'deki arkadaşlarımın da gördüğü kadarıyla yapay zeka ile ilgili ne tür değişiklikler olacak veya oldu ve sizler veya bizler ne yapabiliriz bunlar hakkında, onlar hakkında konuşmak istedim ve bizim yani şu ana kadar gördüğümüz, bir defa herkes bir verilere bakmayı öğrendi bu pandemi sayesinde ya da pandemi yüzünden. Herkes bir açıp işte bugün kaç kişi işte hastalanmış, ona bakmayı, grafik okumayı falan herkes bir şekilde öğrendi. Fakat şunu da gördük. İşte trafik kazasında kaç adam ölüyor tahmin etmenin hiç kimseye bir aslında faydası yok. Hani elinizde bir şu olacak diye bir şey var ama bunun neden olacağı, altında yatan sebeplerin ne olduğuna dair herhangi bir fikriniz olmadığı zaman yapacak hiçbir aksiyonunuz yok. Dolayısıyla sadece model veya sadece data okumanın değil, aynı zamanda modellemenin de önemli olduğunu gördük. Ve bizim Tazi olarak gördüğünüz başka bir şey, COVID üzerine bir çalışma yapmaya başladık. Bir hastaneyle beraber çalışıyoruz şu anda. Zaten hani bunun böyle olduğunu biliyorduk ama yapay zeka modellemede konuyu bilen insanların modellemede çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, çünkü modelin hem doğru çalışması hem de ilerideki performansı için ancak konuyu bilen birisinin çalışmasıyla iyi bir şey yapılabildiğini bir defa daha görmüş olduk. Bunu zaten sigortada, işte finansta, perakende zaten görüyorduk ama sağlık sektöründe de daha önce yaptığımız çalışmalar da vardı. Bu çalışmalarımızı da tekrar onu bir de o yapay zekanın doktorların yerini alamayacağını da gördük. Hani bana hep böyle herkes sorar, böyle işte efendim yapay zeka benim yerimi alacak mı? Ya hayır, yapay zeka sizin yerinizi almayacak. Neden almayacak? Çünkü yani yapay zeka dediğimiz şey sonuç olarak aslında bir bilgisayar programı, bir alet. Yani nasıl ki hayatımızı arabalar değiştirdi, elektrik değiştirdi, yapay zeka da değiştirecek. Ama nasıl değiştireceğiyle ilgili bizim yapacağımız şeyler aslında etkileyecek onun bize ne katacağını. Burada hemen şey söylemek istiyorum. Yani özellikle doktorlara hemen burada tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Yani hep teşekkür ediyorum ama şu anda onlar bu virüse karşı olan savaşın kahramanları olarak gidiyorlar. Yani inşallah hani Allah hepsini korusun. Ve umarım şey olur, hani hepimiz sağlıklı bir şekilde en az zararla bu durumdan kurtuluruz. Şeyi söylemek istiyorum. Yani önce birçok hep veri filan diyeceğim de hani çok basic, çok temel birkaç tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra şey geleceğim. Hani yapay zeka ve COVID ne yaptı diye. Bir veri deyip duracağım. Hani veriden kastım çok hani şey bir
çok farklı alanlardan insanların beni şu anda dinlediğini varsayıyorum. Veri dediğimiz zaman aslında herhangi bir durumla ilgili topladığımız bilgiden bahsediyoruz. Mesela işte COVID ile alakalı kanınızdaki lenfosit sayısı bir veri. Siz elinizde veri olduktan sonra birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlar şeye doğru, hani basitten karmaşa doğru şöyle, veri üzerinde analiz yapabilirsiniz. Analizden kastımız şu, lenfosit sayısının işte önceki ve sonraki değerlerine bakarsınız. Değişimin hastalığın nasıl gidişatının olduğuna bakarsınız. İşte iyi mi kötü mü gidiyor. Çok basit bir analiz yapabilirsiniz. Bu analiz kısmı. Analiz size sadece şey söylüyor. Durumda ne olduğunu söylüyor ama elinize böyle aksiyon alacak bir şey vermiyor. Yapay zekayı kullanarak mesela tanıma yapabilirsiniz, detection yapabilirsiniz. Tanımadan kastımız mesela lenfositteki kan sayısı ve başka kan değerleri ve hastanın işte teması, işte yaşı, cinsiyeti, önceki hastalıkları vesaire bir araya geldiği zaman hastanın durumu şöyle oluyor, şöyle şöyle oluyor. Yani şu anda böyle tespit edebilirsiniz. Belki bu tespiti hastanın başına çok iyi bir doktor olsa da yapacaktı ama belki çok iyi doktorun ona bakacak zamanı olmadığı zaman da bu değerlere bakarak otomatik olarak belki bir takım tanımaları yapabiliyor halde olabilirsiniz. Prediction veya tahminde gelecekle ilgili bir şeyleri tahmin etmeye başlıyorsunuz. İşte ben bu hastaya şu ilacı verirsem mi iyileşir, bu ilacı verirsem mi iyileşir? Hasta işte şeyim yoğun bakımda mı kalmalı, eve mi gitmeli gibi bir takım hasta veya genel popülasyonla ilgili önemli kararları tahmin ederek alma yolunda ilerleyebilirsiniz. Prescription veya çözüm sistemlerinde ise hangi aksiyon alırsan ne olur? Yani bir modelleme prediction yapan bir sistem var. O prediction yapan sisteme soruyorsunuz devamlı ve diyorsunuz ki hani böyle mi yapsam iyi olur, şöyle mi yapsam iyi olur? Otomatik olarak iyi olan çözümleri bulabiliyorsunuz. Burada reinforcement learning dediğimiz hani yapay zekadaki daha önceki şeylerde işte modelleme için kullanılan işte neural networkler, karar ağaçları vesaire kullanılırken prescription çözümlerinde reinforcement learning türü şeylerin kullanılması gerekiyor. Burada çok hafif bir yapay zeka geliyor çünkü şey böyle hani huy hani her şey böyle şeyden bahsettiğim zaman hani şey olsun diye neden bahsediyorum anlaşılsın diye onlardan bahsetmek istedim. Yapay zeka yani detection için kullanılırsa size biraz fayda sağlar. Tahmin için kullanılırsa daha da fazla sağlar, fayda sağlar. Ve tabii ki çözüm için kullanırsanız daha da fazla fayda sağlar. Fakat bunların olması için hem gerekli altyapıların olması lazım hem de verinin kalitesinin yüksek olması lazım. Bir de alacağınız aksiyonların da bir şekilde sisteme bağlanmış oluyor olması lazım. Biz şey yaptık hani COVID ortaya çıktıktan sonra biz bu konuda ne yapabiliriz diye uğraştık ve iki tane konuda konsantre olmaya karar verdik. Bir tanesi test optimizasyonu. Hani bizim hayatımızda değişen ne olduğu önce söylemek gerekirse. Yaptığımız başka bir sürü işin yanına çünkü şu anda şey yapıyoruz finansta ve sigorta alanında özellikle işte müşterimin sadakatini devam ettirecek mi etmeyecek mi ürünümü alacak mı almayacak mı? İşte bu ürün varsa ürünümü alır mı? Ya da işte müşterim bana borcunu öder mi ödemez mi? Veya bunu alan işte hangi fiyattan alır? Gibi gibi birçok şeyi çözebilen bir platform ürettik biz aslında Tazi'de. Ve bunu finans ve özellikle finans ve sigorta alanında kullanıyorduk. Biraz da perakende sektöründe de yaptığımız çalışmalar var. COVID ortaya çıkınca hemen şey dedik acaba biz bu platformla insanların işine yarayacak ne yapabiliriz? Yani COVID ile ilgili ne yapabiliriz? Bir tane yapacağımız işin, yapabileceğimiz işin test optimizasyonu olduğunu gördük. Test optimizasyonundan kastımız şu, PCR testleri yapılıyor biliyorsunuzdur. Kimin COVID pozitif olup olmadığını anlamak için. Bu testlerin öyle hani hayatta bir defa yapılması gibi bir şey yok. Yani COVID'e karşı bağışıklığımızın benim yani konuştuğum uzmanlar 4 ay 12 ay arasında olabildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla siz COVID geçirmiş olsanız bile COVID'e bağışıklık olma ya da pozitif olma sürecinizin nasıl olduğu ile ilgili bilinmeyen birçok şey var. Dolayısıyla insanların sürekli olarak test edilmesi gerekiyor. Test kitleri ya pahalı veya yok yeteri sayıda. Dolayısıyla riskli olan veya riskteki insanlara bir şey bulaştırma ihtimali olan ama hiçbir semptom göstermeyen insanların önceden test edilmesi çok önemli. Ancak bunu yaparsanız
asemptomatik olan, yani hiçbir semptom göstermeyen kişilerin başkalarına bulaştırmasına engel olabilirsiniz. Test optimizasyonu üzerine yoğunlaştık. Çin'deki bir veri kümesi üzerinde 30 kat daha fazla ihtimalle pozitif olacak insanları bulabildiğimizi gördük. Yani rastgele bir yöntemden 30 kat daha fazla. Bu şu demek, 30 kat daha az test kullanarak aynı sayıda insanı, pozitif insanı bulabileceksiniz demek. Tedavi optimizasyonu üzerine çalışıyoruz. Orada da kime hangi tedaviyi verirsek hem o kişinin sağlığı hem de sırada bekleyen hastanın sağlığı için doğru karar vermiş oluruz üzerine çalışıyoruz. Burada da işte bir takım kan değerlerine bakarak gidişatın ne olacağına dair sinyallere bakıyoruz şu anda. Hani çalışma hala çalışıyor durumdayız. O yüzden oradan herhangi bir şey sonuç şu anda paylaşamıyorum. Covid ile ilgili bizimde böyle bir değişiklik oldu. Tabii şey değişikliği de oldu. Ben San Francisco'ya işte hem Tazin hem San Francisco'da hem de İstanbul'da ofisi var. İşte Ocak'ta falan gelmiştim buraya ve işte gelip burada işte müşteri bulacağım, işte funding'le uğraşacağım, işte Türkiye'ye sık sık gidip geleceğim demiştim. Ondan sonra yani gittim, geldim ama gidemedim. İşte şu anda burada böyle hafif bir mahsur kalmış durumdayım. Hayatımızda bir de öyle bir değişiklik oldu. Ama şey, yani çok şükür şeyiz, iyi durumdayız. Covid'den hani sonra bu değişen dünyada datayla ve yapay zeka ile ilgili nelere ihtiyaç olduğu konusunda aslında epeyce bir düşündüm ve sonunda şey ortaya çıktı. Hakikaten bir harita çıkarabildiğimi gördüm. Bu arada Tanju'ya teşekkür etmem lazım. Kurucu ortağım ve eşim aynı zamanda Taz'de. Tanju ile konuştuk. İşte acaba nelere önem vermek gerekiyor, nelere dikkat çekmek gerekiyor diye. Elimizde şu anda tabii bu şey değil, hani her şeyi kapsadığımızı tabii ki iddia etmiyoruz ama böyle 7 tane maddelik falan bir liste çıktı. Bunların üzerinden teker teker gitmek istiyorum. Bir defa ilk gördüğümüz şey collaborative, interactive ve explainable AI. Yani özür dilerim, İngilizce konuşacağım çünkü şey, hani bir sürü şeyi İngilizce şey yapıyorum, işte yazıyorum, çiziyorum vesaire. Yani kolaboratiften kastımız insanların birbirleriyle çalışabildikleri, birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri ve anlayabildikleri AI sistemlerinin çok daha önem kazandığını gördük. Özellikle çalışma ortamları uzak olduğu zaman artık hani gidip hadi ben bir şu tahtanın üzerine sana yazayım, anlatayım, işte sen de bana anlat ne demek istediğini, bir brainstorming yapalım ve hadi şu problemi çözelimden uzağız şu anda. Dolayısıyla kullandığımız AI sistemlerinin de herkesin birden işte uzaktan erişebildiği ve birbirlerinin ne yaptığını insanların görebildiği sistemler olması önem kazandı. Bunun yanında yapay zeka modellerinin anlaşılabilir olması da önem kazandı. Çünkü işte yani benim modelim şu şu sayılardan oluşuyor demek yerine modelim şöyle bir şeye benziyor, görünümü böyle gibi işte şeyler ortaya çıktı. Dolayısıyla hem kolaboratif olabilmek, yani hem bu sistemin altyapısının uzaktan çalışmayı desteklemesi, beraber çalışmayı desteklemesi, hem de user experience, user interface ile ilgili ve aynı zamanda da explainable AI diye kendi başına bir alan var, o alanda yapılan çalışmaların eskisinden de çok daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Gördüğümüz başka bir farklılık ya da değişiklik, sürekli öğrenmenin çok çok daha elzem hale gelmesi. Yani hani şeyi görmüşsünüz, böyle stok marketi böyle böyle gidiyor, sonra Covid böyle oluyor. Şu anda birazcık yukarı çıkmaya başladı. Yani hani yapay zeka sistemleri için hani bunu çok iyi bir sistemim, aman çok iyi bir performans gösteriyorum. Sonra hayat böyle olduğu zaman burada öğrendiğiniz data değişti. Yani siz artık şöyle bir yerde test ediliyorsunuz. Bilmediğiniz yerden soruluyorsunuz yapay zeka sistemi olarak. Burada başarılı olmanın yegane yolu sürekli öğrenebiliyor olmak. Yani hayat böyleyken, böyle olduysa, böyle olurken de öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor ki bir yapay zeka şey yapabilirsiniz. İnsanların
işine yarayabiliyor hale gelebilirsiniz. Yoksa hani siz buradayken de hayat böyle demeye devam ederseniz artık gerçek hayattan kopmuş oluyorsunuz ve başarınız çok kötü bir şekilde düşmüş oluyor. İşte sürekli öğrenen sistemlerin ve bu sürekli öğrenmeden kastımız otomatik olarak sürekli öğrenme ve modellerin mesela komplekslerini otomatik olarak ayarlamaları, ondan sonra işte insanların elleriyle bir takım şeyleri değiştirmesinden ziyade hani hayat akarken, data akarken otomatik olarak bir sürü şeyin olması, deployment'ta yapılması bir sürü işin. Hani tencere tabak falan tanımıyorsanız hani yapay zekada yani işte bu şu resmi bu resmi tanırsınız ama özellikle çalışan bir işte hastanenin, sigorta şirketinin, finans şirketinin parçası olan bir sistem yapmışsanız hani hayat böyleyken de böyleyken de çalışan bir sistem yapmak zorundasınız. Onun için sürekli öğrenme çok önemli ve sürekli öğrenmenin hani işte müşterim beni terk eder mi? İşte ya da işte ürünümü şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Hani ben müşterime şu ürünü veriyordum, artık müşterimin bu ürüne ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var? Datayla anlayıp ondan sonra iyi çalışanı bulmakta da mesela önemli olacağını düşünüyoruz. Sonra başka bir konu Responsible AI dediğimiz. Yani AI sistemlerinin hem demokratik olması, öbür konu AI sistemlerinin, yani responsible AI'dan kastımız AI sistemlerinin mesela çevreye duyarlı olması. Yani çünkü biz şey yaptık, insanlar olarak son 100 yıldır dünyayı hakikaten hor kullandık. Kendimizi hani dünyanın efendisi gibi sandık ama efendisi değil, despot olduk dünyanın. Ve bütün başka bütün canlıların ve cansızların yerlerini daralttık. Hani Covid olunca her yerde görmüşsünüz işte hava kirliliği azaldı. İnsanlar devamlı hareket, işte devamlı uçakla seyahat etmeleri gerekmediğini fark ettiler. Ondan sonra işte yani dünya birazcık böyle çok azıcık bir nefes aldı. Biz çünkü hareket etmiyoruz diye. Ama böyle olmaması gerekirdi. Yani hani biz mesela işte petrolü bulduk, kömürü bulduk. Petrolüm var, kömürüm var, niye harcamayayım deyip harcadık. Çevreyi kirlettik. Ondan sonra hani hep böyle bir sorumsuzluk yaptık. Şey görmüşsünüzdür hani şeyle işte bu Bitcoin ile ilgili çalışmalarda dünyada harcanan enerjinin %10'u kadar enerji harcayıp Bitcoin mining yapıyormuş insanlar. Yani hani ben şey oldu, hafızam almadı. %10 enerjiyi ne için harcıyorsun? Bitcoin mining yapmak için harcıyorum. Yani aynı şekilde yapay zeka sistemlerinde de işte GPU, TPU kullanıyorum. Niye kullanıyorsun? Çünkü kullanabiliyorum. Var çünkü. O yüzden kullanıyorum. O tür yaklaşımlardan bizim vazgeçmemiz gerekiyor. Hani bizim şey gitmemiz gerekiyor. İşte bu yani hani yılan bile toprağa gıdım gıdım yemiş falan derler bizim şeyde, bizim oralarda. Hani yani elinizde bir sürü toprak bile olsa onu hani yemenize gerek yok yani. Hani ne kadar az harcarsanız o kadar iyi. Bu dünyaya ne kadar az bir iz bırakırsanız o kadar iyi yaklaşımına gelmemiz gerekiyor. Yapay zeka sistemlerinde de çok fazla enerji harcayan sistemler yerine daha az enerji harcayarak aynı işi yapabilen sistemlerin olması gerekiyor. Bununla ilgili daha yeni bir tane white paper yayınladık. Yaptığımız bir çalışmada stock market tahmini için 100 kat daha az enerji harcayarak state of the art performance gösterebilen sistemler yapabildiğimizi gördük ve bunu continuous learning teknolojimiz var, sürekli öğrenebilen bir teknolojimiz var, bu sayede yapabildik. Dolayısıyla bu tür hani hem altyapıdaki veriyi taşımayla, işte öz nitelikleri oluşturmayla, modellerin güncellenmesiyle ilgili birçok işte düzgün dizayn yaparak enerji tüketiminin azaltılabileceğini ve dolayısıyla daha çevreye karşı sorumlu AI sistemlerinin olabileceğini öngörüyoruz. Ve bu çok önemli hale gelecek. Yani nasıl ki işte şu anda burada kim bilir kaç tane motor var, sizin olduğunuz yerde kaç tane motor var, onların hepsi ayrı ayrı çalışıyorlar. Hepsi 10 kat daha fazla enerji harcasa, o zaman 10 kat daha fazla
Hocam sesiniz gelmiyor galiba. Bir bağlantı kesintisi oldu şu an. En son nerede kaldınız? En son nerede duydunuz beni? Alo, duyabiliyor Hocam kesintili geliyor sesiniz. Çok kesik kesik Şöyle geliyor. bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Görüntümü bir dakika kapatacağım. Bakacağım şey oluyor mu? Hani herhangi kalite farkı oluyor mu diye. Çünkü bazen Tabii ki hocam. görüntü kesintisi, ses kalitesi artabiliyor. Herhangi bir farklılık var mı? Evet, ses kaliteniz arttı hocam. Tamam. İster birazcık böyle gidelim, sonra görüntüyü tekrar açarım. Belki sorular cevaplar kısmında açarım. Kusura bakma. Bitlerin Atlantik'i geçmesi zaman alıyor herhalde bir şekilde. Şeyden bahsediyorum. En son demokratikleşmeden bahsediyorum. Orasını duydunuz mu, yoksa şeyde mi kaldı? Responsible AI kısmında mı kaldık? Responsible AI kısmında kaldı hocam. Sesim geliyor mu hocam? İsterseniz hocamızı tekrar bağlayalım. Biz o arada bir kısa bir 2 dakikalık bir ara verebiliriz isterseniz. Hocamızı tekrar bağlamaya çalışalım. Tabii hocamız şu an San Francisco'da olduğu için bağlantı sorunu yaşamamız gayet normal. Tabii. Evet, bağlantı sorunu nedeniyle ufak bir aksaklık yaşadık. Zehra hocamız ses aktarımıyla devam edecek. Tabii Amerika'da olduğu için görüntü aktarım biraz zor oluyor. Evet hocam, sizi dinliyoruz. Tekrar sizdeyiz. Tamam, teşekkür ederim ve anlayışınız için teşekkür ederim tekrar. Yani şeyden bahsediyorduk, yani nasıl bir AI sistemi olması gerekiyordan bahsediyorduk. AI sistemlerinin daha az enerji harcı olması lazım ve bu mümkün. Hani o teknoloji şu anda var dünyada. Başka bir konu AI sistemlerin demokratik olması ve veri mahremiyetine saygı gösterilmesi.
Birçok veri toplanıyor şu anda. Özellikle biz online çalıştığımız zaman daha da fazla veri toplanmaya başlanıyor. Toplanan verinin mahremiyeti ve güvenliği çok önemli bir konu. Biz şunu görüyoruz. Oluşturulan modellerdeki modellerde verinin raw, hani asıl haliyle tutulmasına aslında gerek yok. Verilerden bir takım özellikleri çıkartıp onları tutabilirsiniz. Mesela benim sesimi ses olarak tutmak yerine sesinden çıkardığınız bir takım özellikleri tutup onlarla modele eğitebilirsiniz. Bütün bu işlemleri sunucularda yapmak yerine, yani ana sunucularda yapmak, benim datamı data olarak oraya aktarmak yerine bir takım özelliklerin çıkarılmasını, hatta AI sistemlerinin eğitilmesini de bu edge dediğimiz daha datanın olduğu yerlere yakın yerlerde yapabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman hem daha az enerji harcayabilir hem de insanların verileriyle ilgili sorumlulukları da almamış olursunuz. Bunların giderek daha da fazla önem kazanacağını düşünüyoruz. Bu hani kişisel verilerin korunma kanunu özellikle finansta, sigortada zaten çok bilinen ve uygulanan şeylerdi. Fakat artık herkes birbirine uzakta yaşayınca bu verilerin işlenmesi bir takım hayati şeyler için gerekli hale gelecek. İşte mesela Covid'de birisi birisine bir şey bulaştıracak mı, bulaştırmayacak mının tespiti, tahmini için belki insanların hareket verilerini kullanmak zorunda kalacağız. Yani böyle verilerin nerede saklandığı, kimin baktığı, kimin işte verisinin ne kadar zaman sonra yok edildiği gibi birçok şeyin kontrol altında olması gerekiyor. Bu kontrol altında olma meselesi için tabii ki doktorlar, işte sosyal bilimciler, devlet çalışanları, bunların AI modellerinin nasıl çalıştığı ilgili bir takım bilgi sahibi olmaları gerekiyor ki şeye karar verebilsinler. Hakikaten ne mahremdir, ne değildir, ne insanları işte herhangi bir şekilde rahatsız edebilir, düzgün bir şekilde karar verebilsinler. Dediğim gibi bu tür şeyler işte bankalarda ve sigortalarda iş denetim süreçleri var ve oralarda zaten hani iş denetim süreci sırasında birçok insan yapay zeka modelleri, data ile ilgili bir sürü şey zaten biliyorlardı. Bu tür süreçlerin başka alanlara da gitmesi gerekecek. Başka gördüğümüz şey, yine değişiklik olarak gördüğümüz şey, pandemi bizim hepimizin hayatını değiştirdi ve burada birçok insan işinden ileride çıkabilecek ekonomik veya siyasi birçok problem olabilir. Yani sadece sağlığımızla ilgili değil, aynı zamanda işte işimizle, ekmeğimizle de alakalı birçok zor durumda kalabiliriz. Ve böyle durumlarda hem devletin insanlara yardımı, yani bu arada yani çok güzel şeyler duyuyorum. Hani işte hani mesela yaşlılardan, hani ailemdeki yaşlılardan işte şey bile duydum, hani hafsalam almadı. İşte cep telefonumun kontürü bitti. İşte oğlum doktor ama çok meşgul, ondan isteyemedim. Polisi aradım. Polis geldi, doldurdu kontürümü. Bir şey de istersen teyze bana işte haber ver, ben geleceğim sana yardım edeceğim dedi. Yani hani böyle bir şey dedim, hakikaten ağlayacaktım. Ve bu yani benim gerçekten yaşadığım birebir bir olay. Hani videoda, televizyonda falan gördüğüm bir şey değil. Yani hani hakikaten bu tür yardımlar yapıldığı için yaşlı insanlar evlerinde kalıyorlar şu anda. Fakat sadece hani devletin insanlara yardım değil, insanların da birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor. Hani işte büyüklerimiz, ailemiz, komşumuz, hani onlara bakmamız kişisel olarak gerekiyor. Ama bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının da etkin olarak aksiyon almaları gerekiyor. Yine oralarda da hem devlet hem sivil toplum kuruluşları için yapay zeka sistemlerinin çok önemli araçlar olabileceklerini düşünüyoruz. Özellikle sınırlı kaynakları, kimin ihtiyacı varsa ona ulaştırma, en kısa zamanda ulaştırma konusunda yapay zeka sistemleri eskisinden de çok daha önemli hale gelecek. Eğitim konusu çok önemli. Hani şimdi bir profesör arkadaşım bana bu hafta içerisinde şey yazmış. İşte iyi teaching, iyi learning demek değildir diye yazmış. Yani hani ben iyi teach ediyorum ama siz öğreniyor musunuz, öğrenmiyor musunuz meselesi var. Yani uzaktan eğitim sadece videoların insanlar tarafından, çocuklar tarafından izlenmesi de öğrenciler tarafından izlenmesi ve herkesin aynı ödevi yapmasıyla olacak olan bir iş değil. Uzaktan eğitimde öğretmen-öğrenci arasındaki zamanın çok daha fazla artması gerekiyor. Çünkü yan yana değilsiniz öğrencinizle.
Yani videoda yani nasıl ki yani doktorların yerini yapay zeka alamıyor. Tabii ki yani pardon aynı şekilde iyi öğretmenin yerini hiç kimse alamıyor. Dolayısıyla öğrencilerin eğitimle ilgili olan ihtiyaçlarının yapay zekayla daha iyi sağlanabileceğini daha önce yaptığımız çalışmalarda da gördük zaten. İşte mesela hangi öğrenciye hangi eğitim malzemesini verirsek daha hızlı öğrenir. Yani bu eğitimi de kişiselleştirmek. Ondan sonra işte hangi öğrenci hangi öğrenciyle hep beraber çalışırsa daha iyi öğrenir. Zorlanılan yerde yeri çok kısa sürede belirleyip onunla ilgili hemen çare bulmak ki hani sene sonunda anlamayalım çocuğun şurada zorlandığını gibi. Eğitim sistemlerinde veri toplayan ve analiz yapan ve öğrenen sistemlerin çok çok etkili olabileceğini düşünüyoruz. Son olarak da şunu gördük, görüyoruz. Yani biz uzakta olsak da insanların birbirleriyle sosyalleşmelerinin daha da artması ihtiyacımız var aslında. Ve özellikle hele bizim gibi bir kültür yani hani bu Akdeniz iklimindeki insanlar herhalde şey hani herkesten ayrı kalacağım, ölürüm daha iyi falana girebiliriz belirli bir zaman sonra diye korkuyorum. O yüzden insanların birbirleriyle çok daha fazla iletişimde olması gerekiyor ve bu iletişim ve etkileşim için hani yapay zeka sistemleri kuran insanlar için de yani müşterinizin ya da işte sizin sisteminizi kullanacak olan insanların ihtiyaçlarını iyi anlamak için ekip çalışması yapmak. İşte sadece mühendislerden oluşan değil, aynı zamanda sosyal bilimcilerden, psikologlardan, işte dizayncılardan oluşan insanlarla beraber ekip çalışmaları yapmak ve bunu daha da fazla yapmak bence çok önemli. Bunun yanında da yani yapay zekayı biz çok zorlayacağız artık. Hani çünkü çok data var, çözülmemiş bir sürü problemi çözmemiz gerekecek her zaman. Şey olduğu gibi yapay zekanın kullanıcıları, işte üreticileri olduğu gibi yani sahada kullananlar olduğu gibi aynı zamanda içerideki üretimi yapacak olan, çok iyi matematik bilgisi olan, çok iyi kodlama bilgisi olan insana da ihtiyaç var. Ben matematiğe özellikle çok önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir startup kurucusu olarak aslında startup yaptığınız zaman bir sürü şeyi hayal etmeniz gerekiyor ve o matematik, işte okuduğunuz kitaplar vesaire sizin aslında hayal etmenizi daha iyileştiriyor. Dolayısıyla şey çok önemli. Hem beraber çalışma kültürünün olması, disiplinler arası çalışma kültürünün olması ama aynı zamanda da yapay zeka alanında özellikle çalışmak için hem kodlama hem de matematikte iyi olmak gerekiyor. Yani hepsini birden yapmak maalesef gerekiyor. Dolayısıyla benim gördüğüm hani yapay zeka alanında neler değişiyor ile ilgili bu noktaları görüyorum. Sen son olarak da şey söylemek istiyorum hani özellikle yani yapay zekadan bağımsız olarak hani gerçek zeka olarak şey çok önemli şu sıralarda insanların birbirlerine destek olmaları çok önemli hani yemek içmek yanında sosyalleşmek çok daha önemli bir şey insanlar için şu sıralarda özellikle dolayısıyla hani insan zekamızı kullanarak işte insanları aramak, işte kimin yardıma ihtiyacı var ona bakmak yapay zeka olmadan da yapabileceğimiz şey diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Umarım şey olmuştur, bir faydası olmuştur. Çok teşekkürler hocam. Çok faydalı oldu gerçekten bilgilendirmeler. Yani söylediklerinizin hepsine katılıyoruz. Yani şu korku öğrencilerin ya da bu konuda çalışanların hep genel sorusu yapay zekadan korkmalı mıyız sorusunu aslında bir anlamda çok güzel açıklamış oldunuz. Bu aslında bu pandemi bir anlamda onu bize göstermiş mi oldu demeliyiz. Evet yani özellikle hani veri toplayarak ve veriden bir şeyler çıkararak birçok şeyi çok daha hızlı yapabilmeye çalışıyoruz. Yani mesela eskiden bir aşının üretilmesi 15 yıllık bir süreçken İşte şimdi bunu 18 ayda nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Yani bu da ancak işte verilerin çok hızlı işlenmesiyle olacak olan bir şey. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla bu bir alet. Hani bu alet nasıl kullanacağımız da yine insan olarak bize kalmış durumda. Evet, önemli olan nasıl kullanacağımızı bilmeyi çözmek
diye düşünüyorum. Hocam öğrencilerimizden sorular geliyor. Birkaç soru ileteceğim. Vaktinizi alıyorum ama bir 5-10 dakikanızı alacağım hocam. Tabii. Şimdi bu süreçte tabii üniversiteler üzerinde de bir baskı oluştu. Hani bu baskıları üniversiteler nasıl yönetmeli? Hani bu yapay zekanın bu tür süreçlerinde gibi katkısı olacak? Hani biraz önce bahsettiniz gerçi eğitimle ilgili olarak ama hani böyle gerçekten biz de öğrencilerden duyum alıyoruz. Hocam okuldaki gibi olmuyor, böyle uzaklaştık, şey yapamıyoruz, odaklanamıyoruz gibi. Bu konularda ne gibi önerileriniz var hocam? Yani burada yapay zeka şapkasını bir kenara koyup hoca şapkasını belki almalı. Yani ben de o düşünüyorum. Hani bir hoca olarak bizim normalde 3 saatlik işte dersimiz varsa öğrencilerimize 3 saatten çok daha fazla zaman geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani saatlerimizi haftalık ve sürekli ve arttırılmış olarak yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Değerlendirme, ders değerlendirme süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani mesela şey gerekiyor, işte Amerika'daki üniversitede bir şey vardır, bir honor code denen bir şey vardır. Türkiye'de de birçok üniversitede, mesela İTÜ'de biz onu uyguluyoruz. Söz veriyorum ki işte ben şu anda diye hani İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ne girdiğiniz zaman bir şey imzalıyorsunuz. Hani ben kopya çekmeyeceğim, ben şunu yapmayacağım, işte ben başka bir öğrencinin hakkına işte riayet edeceğim vesaire diye. Öğrencilerimizin dürüst olacağını varsayıp onlara hani sen bunu bu ödevi evde yapacaksın, bu sınavı evinde yapacaksın, başka çaresi yok zaten. Yani bütün değerlendirme süreçlerinin değişmesi gerekiyor. Öğrenciler çok büyük tabii stres altındalar. Dolayısıyla işte mesela ben mesela şey yapabildim. İşte sınav vermeden önce sınav nasıl olacak? İşte sınav böyle bir şey olacak diye ilk bir sınav verip hadi çocuk üzerinde konuşalım. Mesela bunu yapınca stresin çok azaldığını gördüm öğrencilerimde. Yani çünkü öğrencilerin şeyi var, hepsinde böyle bir nasıl değerlendireceğim ben şimdi. Hakikaten öğrendi mi bu mantığı? Çok şey var. Dolayısıyla hani bizim hoca olarak çok büyük bir değişiklik bu ve kolay değil ama bir takım şeyleri değiştirerek öğrencilere adapte olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şey yani bu hiç kolay bir süreç değil. Hani hep şey dememiz lazım. Hani hayattayım çok güzel. Hani Evet. öğreniyorum da çok güzel. Hani biraz perspektifimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki zorlanacağız. Hepimiz zorlanıyoruz. Yani zorlanacağız ki yok. Zorlansak da problemleri beraber çözmek zorundayız. Evet. Bir sorumuz şöyle gelmiş hocam. Yapay öğrenmede hani hızlı işlemler için verinin artışıyla birlikte donanımsal tasarımlar da önem kazanıyor. Bu konuda ne gibi şeyler söyleyebilirsiniz diye. Sesiniz kesildi. Hızlı işleme için donanımsal dediniz. Ondan Tasarımları sonrası diyor. hocam hızlı işlemler için donanımsal tasarımlar ne olacak sorusu gün. Evet, yani şey konusunda hani donanım geliştirme konusunda şey oldu. Hani birçok yani Amerika'da bile bir sürü şey üretilmiyor şu anda. Yani çip üretimli vesaire. Ve birçok ülke şeyi gördü. Hani her şeyin merkezi bir yerde yapılması olabilir bir şey. Donanımsal tasarımlar tabii ki çok daha önemli hale geldi. Yani embedded sistemler mesela çok önemli. İşte şeylerde özellikle neural networklerde çok daha az sayıda işte ağırlık kullanarak, işte çok daha az enerji kullanarak, işte neural networkler yapabilmek önemli hale geldi. Dolayısıyla yani ben mesela chip dizaynı konusunda Türkiye'de bir şey yapmak çok zor. Yani yapabilen insanlar var ama çok az sayıda çünkü çok büyük altyapı gerektiriyor. Ama embedded systems konusunda epeyce yapılabilecek iş olduğunu düşünüyorum. Ama tabii donanım çok önemli. Ama dizayn de çok önemli. Yani yapay zeka sistemini çok iyi dizayn ederseniz daha az donanımla da İşler yapabilirsiniz ama donanım önemli tabii ki.
Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz şöyle hocam. Yapay zekanın doktorların yerini tutmadığını söylediniz. Kendi kendine kod yazan yapay zeka bilgisayar yazılım mühendisliğinin yerini tutacak mı sizce diye. Tabii bilgisayar mühendisliği öğrencileri kitlesinden gelen soru olunca böyle oldu galiba. Şöyle yani orada şey söyleyeceğim size, çok iyi kod şeydir, böyle Shakespeare okumak gibi bir şeydir yani. Dolayısıyla yani tabii ki bir sürü şey otomatize edilebilir ama iyi kod yazmak şey gibi, hani hani Ali gel topu tut yazmak kodu var işte. Nazım Hikmet şiir yazmak var. Hani dolayısıyla ben şey diyorum, hani eğer işinizi çok iyi yapıyorsanız yapay zeka sizden bir adım geride olacak bir sürü yerde. Ama yapay zeka nerede işe yarıyor? Yani bir sürü şeyi çok çok hızlı yapmak gerekiyorsa, çok fazla sayıda yapmak gerekiyorsa o zaman onu öğretiyorsunuz ve işini daha iyi yapabiliyor. Veya yapay zekalı insan beraber çalışabiliyorlar. Dolayısıyla hiç merak etmeyin. Özellikle zaten bu kadar data toplandıktan sonra yani o kadar çok işiniz var ki. Yani çok iyi bilgisayar mühendisiyseniz, çok iyi data scientistseniz, yani eskisinden de çok iş olduğunu düşünüyorum şu anda insanlara. Yani en az etkilenen alanlar bence bu alanlar. Evet hocam, hemen bu konunun üzerine data scientistlere ihtiyaç çok artıyor. O konusunun üzerine hocam şöyle bir soru sormak istiyorum hoca olarak ben de. İşte bu öğrencilerimize, bu alandaki kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize en son olarak tavsiyelerinizi alalım ve kapatalım hocam isterseniz. Sizin de vaktinizi çok almayalım. Yok estağfurullah. Yani ben şey olmuştum, hani yapay zeka ya da işte data science konusunda çalışmanın sadece eğitim, yani sadece bir takım videoları izlemek, işte bir takım dersleri yapmak, dersleri okumak, anlamak vesaire olmadığını düşünüyorum. Yani tamamen fikir etmeniz gerekiyor ve kesinlikle ekip çalışması yapmanız gerekiyor. İşte İTÜ'deki machine learning derslerinde biz özellikle şey yapıyoruz, işte mesela ödevleri ortak yaptırıyoruz öğrencilere. Birbirlerini tanımayan insanlar, bir de İTÜ bilgisayar mühendisliği tabii ki yok, yani 20 tane falan bizim şeyimiz var, fakültemiz var. Farklı fakültelerden gelen öğrenciler birbirlerine yabancı olarak sınıfa giriyorlar, kanka olarak dışarı çıkıyorlar dönem bittiği zaman. Dolayısıyla benim tavsiyem muhakkak bir hedefe yönelik bir şey yapmanız. Ve özellikle de mesela şey yapıyorsanız, işte belli bir alanda çalışıyorsanız, işte o zaman o çalıştığınız alanla ilgili gerçek bir problemi birkaç insanla beraber çözme yolunda adım atmanız. Mesela kendi probleminize uygun verileri işte Kaggle falan gibi bir yerden bulabilirsiniz. Ondan sonra işte belki ondan bir startup çıkarırsınız sonra, bilmiyorum, ama yani şey çok önemli. Gerçek problemlerde yapay zekayı kullanmak çok önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence kendini yetiştirmenin en iyi yolu o. Yani sadece okumakla kalmayıp, sadece bir şeyler çözmekle kalmayıp, hani kalemle kağıtla, muhakkak işte şey yaparak gerçek problemleri başka insanlarla beraber çözerek iş yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ne kadar çok problem çözerseniz o kadar yeni problemleri çözebilecek hale geliyorsunuz. Dolayısıyla pratik yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım Bir de hocam. çok değişen bir alan. Yani Evet. Her sene, her ay yeni şeyler çıkıyor. Dolayısıyla sürekli olarak da okuyor da olmanız gerekiyor. Sürekli takip ediyor da olmanız gerekiyor her şeyi. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılarınız, değerli bilgileriniz için. Yayınımıza Çok katıldığınız şey için. Için kusura bakmayın. Bu bağlantı sorunu için kusura bakmayın.